Türkiye'nin böyle bir tezi var. Yani o tez Türk Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, resmi makamlar tarafından NATO içinde Yunanistan gibi ülkeler, Doğu Avrupa'daki bazı ülkeler Rus silahlarını kullandılar. Yani Rusya'dan alınmış bazı silahların NATO içinde bazı ülkeler tarafından kullanıldığı yönünde bir tezi var Türkiye'nin. Tabii burada şöyle bir mesele var. Bu Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkeler için bu Rus teçhizatı dediğimiz şeylerin bir kısmı Sovyetler Birliği döneminden kalan silahlar. Dolayısıyla maddi nedenlerle henüz modernizasyona gidememiş olmalarından kaynaklanan ve bazı eski silahların bulunması. Diğer boyutu Yunanistan boyutunda ise 90'lı yıllarda S-300'lerin alınmış olması, Kıbrıs tarafından ve Yunanistan'a aktarılması. Böyle bir ara formül. S-300'ler ve 90'lı yıllar döneminden bahsediyoruz. Oysa bugün S-400'lerin çok daha farklı bir teknolojiye vakıf olduğu belli. Türkiye'nin F-35 istediği belli. Ve Rusya'nın bugün geldiği noktayla 90'lı yıllarda Kıbrıs'ın alım yaptığı veya Yunanistan'ın S-300'leri konuşlandırdığı 90'lı yıllardaki Rusya'yla bir fark var. Rusya bugün çok daha güçlü bir Rusya. Ukrayna'yı işgal etmiş, Kırım'ı işgal etmiş. Amerika'nın gözünde Yeltsin dönemine göre, 90'lı döneme göre çok daha ciddi tehdit olarak algılanan bir Rusya ve S-400'ler, tekrar ediyorum, çok daha yüksek bir teknoloji. Dolayısıyla buradaki analoji, buradaki benzerlik, Girit modeli Amerika tarafından kabul edilebilecek bir model. Zaten teknik, tarihi, konjonktürel nedenlerle kabul edilecek bir model değil.